Merhaba arkadaşlar. Ben Eren, Saklamaka bloğunun sahibiyim. Çoğunuz beni blogdan ya da yorumlarımdan dolayı tanıyorsunuz. Bu sizinle ilk video görüşmem. İlk olduğu için de oldukça heyecanlıyım. Eğer herhangi bir hatam olursa lütfen kusuruma bakmayın. Normalde bu şekilde kendim video çekmeyi ya da kitapları video olarak anlatmayı tercih eden bir insan değilim. Yani yazarak çok daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum kendime. Ama hem zamanım yok, hem içim çok dolu, hem de çok sinirliyim. O yüzden de bu şekilde çıkıyorum karşınıza. Şimdi bu aslında yaptığım şeyden, yani yaptıktan sonra olacak şeylerden tam olarak emin değilim. Hani nereye gider, ne olur, ne biter, inanın hiçbir fikrim yok. Ama anlatmam gerekiyor kendime. Bu yüzden de en başta Gülbin Hanım'dan, daha sonrasında da Pena çalışanlarından çok büyük hani özür dileyerek başlıyorum. Yani bunu yapmam gerekiyor, bunu söylemem gerekiyor. Okuduğum kitapları yorumlayan bir insanım. Boş bulduğum her zamanı blogda geçirmeye çalışıyorum ama bu ara gerçekten hiç vaktim yok. Ama yani özellikle bu kitabı yorumlamam gerekiyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Bu yayın evine ya da hani size karşı yapılan bir şey değil. Tamamen kitaba yapılan bir şey. Bir yorum. Olumsuz bir yorum olacak bu. Çünkü gerçekten okuduğum en kötü kitaptı. En kötü kitaptı ki hani en başından itibaren 2 puan vermeyi düşünürken yarısından sonra buçuktan bir verdim. O da yani Goodreads'te buçuk diye bir puan olmadığı için ama puanlamam gerekiyor. O yüzden bir verdim. Gerçekten çok kötü bir kitap. Dediğim gibi Gülbin Hanım'dan, Karen'den ve Pena yayınlarından çok özür diliyorum. Pena yayınlarını çok severim. Çoğu kitabını okumuşumdur ve takip ederim. Ama bu gerçekten çok kötüydü. Şimdi kitabımız bu arada. Evet, bu arada. Bizim tur kitabımızdı biliyorsunuz. Hepimize işte okuyup yorumlamak isteyen herkese kitap yollandı. Okudum ama turuna katılmadım. Çünkü eğer ben bunu tur zamanında yorum olarak girseydim gerçekten çok kötü şeyler olacaktı. Ekip arkadaşlarımı, tur grubundaki insanları kötü bir duruma sokmamak için daha sonrasında tur bitiminde kendi yorumumu, bireysel yorumumu koymak istedim. Dediğim gibi bu benim kendi yorumum. Kitabı çok seven insanlar da olabilir. Onlara da saygı duyuyorum. Ama hani benimle aynı kitapları seviyorsanız, aynı fikri paylaşıyorsanız eminim beğenmeyeceksinizdir. Hani bu bir uzak durum videosu. Onu söyleyeyim. Şimdi işin aslında nereden başlayacağım bilmiyorum. Çünkü birçok şey var bununla ilgili. Kapaktan başlayalım. Şimdi Türkçe kapağı bu. Yani şu gördüğünüz size güneşi, denizi, sahili, yazı ve yaz aşklarını ifade ediyorsa bunu aklınızdan çıkartın. Çünkü öyle bir şey değil. Yani burada Karen lütfen sen alınma üzerine. Çünkü senin kapaklarını çok beğeniyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Diğer kitaplarda hani kapak kitap uyumunun ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Bu da güzel bir kapak. Ama bu kitabın kapağı değil. Çünkü yani gerçekten değil. Buna bakıp hani aldanan insanlar olacaktır. Arka kapakta kitapla ilgili derinlemesine bir bilgi vermiyor sonuçta. Okuduklarında da hani diyeceklerdir ne alaka diye. Dublin'de geçiyor zaten kitap. Hani Dublin'i gidip görmesek bile, gidip görenleriniz vardır, ben görmedim. Ama okuduğum şeylerden biliyorum. Yani şu şekilde bir short ya da işte parmak arası terlik falan olayı yok ki. Hani yaz döneminde geçen bir kitap da değil zaten bu. Yani kapak zaten en baştan kötü bir giriş yaptı. Kitabın, pardon, serinin adı Butterfly. Burada gerçekten yazarın hayal gücüne saygı duyuyorum. Hani Butterfly'ı nasıl, nereden çıkarttı hiç bilmiyorum. Bence hani öyle bir şey ortaya attı. Çünkü Butterfly en başında yani geçiyor. Alex, Rachel ve Sarah'ın birbirlerine mesaj atarken tırnak kapa, çizgi tırnak aç şeyi hani imleci koyup birbirlerine yolladıklarının imzası olarak orada bir kelebek şeyi çıkıyor. Yani bundan geliyorsa da artık diyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü kelebekle ilgili hiçbir şey yok. Kitabın ismi bu arada tamamen İngilizceyi çevirmişler. Hani ekstra bir isim üretmek adına değil ama bu aradanın da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yani benim için zaten en başta şunlarla birlikte kayıp 1-0 geride olan bir kitaptı.
Neyse, şöyle bir durum da var. Yani kitap bana geldi. Ben evde değildim. Kitap evdeydi. Orada evde bulunmadığım bir dönemde kitapçıya girdim. Bulunduğum yerde kitapçıya girdim. Azar azar okumaya başladım. Daha sonra kitapçıyla ahbap olduk ve hani şey, daha sonrasında adam sağ olsun kitabı alıp odama götürüp okumamı falan da izin verdi. 6 saatte falan bitecek bir kitap. Kasa falan bu, bir dakika. 334 sayfa. Yani 334 sayfa ama hızlı okunduğundan ya da gerçekten güzel olduğundan değil bana göre. Tamamen bomboş bir kitap olduğundan dolayı 6 saate çabucacık biten bir kitap. Kitabı bitirdiğimde yani hani bende yarattığı his gerçekten büyük bir sinirdi. Bu birazcık daha durmuş bu halim. Eğer o anda da yapsaydım bu yorumu gerçekten hani hani açardım ağzımı, yumardım gözümü. Nereye gidiyorsa gitsin derdim ama tutmaya çalışıyorum kendimi. Yani kitabı ben bitirdiğimde eğer o kitap benim olsaydı, emanet olmasaydı, o kitabı duvardan duvara atar, hışırını çıkartır, yakardım yani. Zerre de acımazdım kitaba. Ama işte dediğim gibi benim değildi. İade ettim. Bunu da kitaplığında hani böyle bir rezalet nişanesi olarak koyacağım ve diyeceğim ki yani okuduğum en kötü kitap. Gerçekten çok kötüydü. Yani hayatım boyunca bundan daha düşük bir kitap okumak da istemem. Hani yani olabileceğini de zannetmiyorum. Cidden çok çok kötüydü. Gelelim kitabın konusuna. Bunlar, daha doğrusu bu seri, Butterfly serisi, üç arkadaşın hayatını anlatacak. Bu Alex'in hikayesi, Alex ve David'in hikayesi. İçerisinde Sarah ve Rachel'dan da bölümler var. Yani onların ağzından değil ama Alex'in onları anlattığı bölümler var. Alex, zengin bir ailenin kızı. Babası bir rockstar. Kendine ait bir grubu var. Oldukça da ünlüler. Hani böyle MTV'den falan ödüller alan, turneler yapan bir grup. Annesini kaybetmiş. Alex 6 ay öncesinde annesini kaybetmiş ki hani böyle bir kolay bir ölüm olmamış. Yavaş yavaş eriye eriye ölüme gitmiş. Bu dönemde annesini kaybettiği gibi babasını da kaybetmiş. Çünkü babası ne annesinin hastalık döneminde Alex'in yanında olmuş ne de eşinin yanında olmuş. Hatta kadın öldüğünde adam yine turnedeymiş. Böyle olunca tabii Alex babasına olan bütün sevgisini ve saygısını kaybetmiş vaziyette. Hatta yani kitap boyunca adama baba değil, rockstar, işte bilmem ne. Adamı böyle köpek yerine koymalar, köpeklemeler, hiç yani seni umursamıyorum cevapları, sorularına soğuk soğuk cevap vermeler falan. Bir yere kadar evet anlaşılabilir. Fakat bir yerden sonra artık gına getiriyor size. İçiniz bunalıyor okurken. Nefret ediyorsunuz bütün o ergenci hallerden. Zaten kitap baştan sonuna kadar böyle ergenliğin dibine vurmuş bir şekilde gittiği için her şey gözünüze batmaya başlıyor. Alex işte dediğim gibi arkadaşlarıyla beraber aynı okula gidiyor. Zenginlerin gittiği bir okula gidiyor. Orada David diye bir çocuk var. David de San Diego'dan gelmiş. O da annesini kaybetmiş bir çocuk. Babası, ablası ve erkek kardeşiyle birlikte yaşıyor. Bu yani Alex çocuktan hoşlanıyor. Çocuğun da Alex'ten hoşlandığına dair söylentiler var. Fakat işte Alex öyle bir salak hani mal. Gerçekten mal. Ki şey diyor yani benden hoşlansa ne olur, hoşlanmasa ne olur. 6 ay önce neredeydi? Annemi kaybettiğim zaman beni en iyi anlayacak kişi oydu ama hiç yanımda değildi. Fakat çocukla zerre muhabbeti yok. Hani sadece çok seksi olduğunu söylüyor. Ve hani bu yüzden de şey yapıyor. Kendini dolduruyor ve ondan uzaklaştırıyor. Neyse daha sonrasında bunlar okulun yelken dersinde hani eşleşiyorlar. Çocuk San Diego'dan geldiği için deniz, işte surf bilmem ne konusunda oldukça ilgili. Kız da bir o kadar mal. Gerçi sınıfın komplesi mal. Hani hiçbir bilgileri yok, hiçbir şeyleri yok. Tamamen işte yazarın hani bir şey yapayım da bunları nasıl bir araya getirebilirim tarzında yaptığı muhabbet. Öyle ekstrem bir şey yok. Diyaloglar falan hani şey değil. Tatmin edici diyaloglar değil. Bunlar burada karşılaşıyorlar. Çocuk allem ediyor, kallem ediyor. Dersin sonunda kızı öpüyor. Öptükten sonra da işte Alex buna uyuz oluyor. Beni nasıl öper, bilmem ne yapar falan kafasında. Ama bir yerden de hani dudaklarında dudaklarının bıraktığı hissi falan düşünüyor böyle. Hani hoşuna gidiyor. Ergen ergen tavırlar. Daha sonra bunlar yakınlaşıyorlar. Tabii bu arada Alex'le ilgili şundan da bahsetmek istiyorum. Alex
Annesini kaybettikten sonra arkadaşlarına ve insanlara karşı şöyle bir tutum içerisinde. Birini çok seversem ona çok bağlanırım ve onu kaybettiğimde o kadar acı çekerim. Benim hayatımda gördüğüm en malca davranıştır bu. Yani insan sevdiklerinin acısını çeker kaybettiğinde, eyvallah çekmeli de bence. Ama onları kaybederim diye o insanlardan uzak durmak benim için kabul edilebilir bir davranış değil. Çünkü yani sevdiklerinle beraber geçirdiğin her daim yani o zaman en iyi zamanındır ve bunu en iyi şekilde geçirmeye bakarsın. Onlardan uzak durayım böylece daha mutlu olurum diye bir kafa yok. Yok yani hiçbir şekilde yok. Zaten 1-0 başlamıştı kitap bende böylece daha da düştü. Yani dediğim gibi ben kitabın zaten en başından yarısına kadar 2 puanla gidiyordum. Hani daha fazlasını veremezdim bu kitaba. Velhasıl kelam. Arkadaşlarıyla falan da arası öyle çok çok iyi değil. Arkadaşları da onu anlamaya çalışıyorlar bir şekilde. Bu arkadaşlarına da değineyim biraz. Rachel yine ele avuca gelebilecek bir karakter. Fena değil, tıp okumak istiyor. Hatta annesinin ölümü zamanında Alex'e oldukça destek vermiş. Ama tabii Alex daha sonra onu da kaybettiğimde çok canım acır diye onu da bırakmış, soyutlamış kendini. Sarah tamam mal. Yani Alex ne kadar malsa o çarpı 2 o kadar. Hatta çarpı 10 o kadar kötü bir karakter. Niye onunla arkadaşlık yaptıklarını anlamıyorum dahi. Çünkü yani ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Alex'in işte bu David'le erkek arkadaşı olduğunu söylediği zamanlarda dahi en yakın arkadaşının sevgilisini David'e yavşayacak kadar da bir karakter. Bütün ilginin kendi üzerinde olmasını istiyor. Annesi babası çok zengin değil, zorla bunu okutuyorlar ama o böyle her daim daha zenginmiş havalarında falan davranıyor. Onun da iki tane kardeşi var. Louis bir tanesi. Louis daha sonra tekrar göreceksiniz. Adı çıkmış bir karakter. Tamam, sevişken bir şey. Neyse. Bunlar işte David'le yakınlaşıyorlar falan ama Alex arkadaşlarını falan duyurmuyor olayı. Hatta sınıfta da duyurmuyor. İşte aradan haftalar geçiyor bilmem ne. Bunlar işte kaynaşıyorlar ediyorlar falan. David bununla mümkün olduğunca yakınlaşmak istiyor. Ama bu sürekli kendini çekiyor. İşte bunlar öpüşüyorlar, yiyişiyorlar, ediyorlar falan ama hani kendini hiçbir şekilde sevişecek derecede güvende bulmuyor. Hani onu yapamam diyor. O benim için çok çok büyük bir şey diyor. Çok çok sevmesine rağmen David'i yapamıyor. Hatta bunlar David buna ben kendimi sana yakın hissediyorum. Sen niye kendini uzak hissediyorsun? Niye kendini çekiyorsun diyor. Alex durumunu anlatıyor falan. Bunun üzerine David hafifçe geri çektiğinde kendini ertesi gün okulda milletin önünde çocuğu öpüyor. Hem de yani öyle bir öpme değil. Hani bu benim artık. Bunu ben sahiplendim. Kimse bakmasın tarzında bir öpücük. Uzun ağır ağır yiyor yani çocuğu orada. Neyse bunlar işte kendilerini açıklıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Arkadaşlarıyla falan da araları daha bir toparlanıyor. Eskiye geri dönüyor. Rachel'dan özür diliyor. Sarah'la daha arasını yapıyor. Onların da bu arada hayatlarında bazı değişiklikler oluyor. Onları şey yapmıyorum, girmiyorum. Tamamen Alex ve David'e odaklanmış vaziyetteyim. Bunlar birlikteler falan. İşte bütün zamanlarını beraber geçiriyorlar ama sevişmiyorlar hiçbir şekilde. Daha sonrasında David gitmek zorunda kalıyor. Babası İşte İrlanda'daki işini kaybetmiş, Amerika'ya dönmek zorundalar. Ablası İrlanda'da kalmak zorunda David'in. David'in de hani sorumlu olduğu Bobby var, küçük erkek kardeşi. Onu da bırakamayacağını söylüyor. Alex'e diyor ki hani beni bekle, 2,5 yıl sonra geri geleceğim ve hani bu süre zarfında zaten internetin iletişiminin gırla olduğu bir zamandayız. Hani herkes her şekilde birbiriyle görüşüyor, mektup yollamak diye bir şey yok. İşte güvercin uçurmuyoruz sonuçta. Neyse, tabii Alex yine şey kafasına giriyor. Böyle yavaş yavaş olduğu zaman da bitecek. Uzak mesafe ilişkileri bize göre değil. Biz arkadaşlarımızla bile yan yanayken işte çok iyiydik. Sonra onlar ayrıldılar. Az az görüşmeye başladık. Sonra işte mecburiyetten görüşmeye başladık. Sonra suçluluktan görüşmeye başladık. En son suçluluk bile yeterli olmadı. Konuşmayı kestik. Hani senle de böyle olacak. Bitecek bu ilişki. O zaman hani çabucak bitsin diye bir şeye giriyor. Çocuk bunu ben seni seviyorum diyor. Hayır ben seni sevmiyorum. Bitti bu ilişki diyor ve kendini odasına kapatıyor. 15-20 gün boyunca odadan çıkmıyor ki hani bunun babası var evde, aşçıları var, stilisti var, Mike var. Mike şeyin özel koruması ve şoförü. Hiçbiriyle görüşmüyor. Ne Rachel'la görüşüyor ne Sarah'la görüşüyor. Hiç kimseyle. Babaannesi falan var. Babaannesine girmiyorum. Okuduğunda okursanız
görürsünüz. Hani onlarla falan hiçbir şekilde görüşmüyor. Telefonları kapalı, bilgisayarı kapalı. Odada perdeler kapalı. Sadece tuvalete gitmek için yataktan kalkan bir hayat sürüyor. Neyse, bu şey zarfında, süre zarfında David Bolca geliyor. İşte bir şeyler yapmak istediğini, hani birlikte zaman geçirmek istediğini ya da işte ikna etmeye çalışıyor ama Alex hiçbir şekilde kabul etmiyor bunları. Of, yoruldum. Sonra David gidiyor. David'in gitmesiyle tabii daha bir şey oluyor. Bir de bu arada şey var. Bu babasıyla dediğim gibi hiç anlaşamıyorlar, edemiyorlar falan. Babası geliyor bunun bir akşam yanına. Konuşuyorlar. Babasına hafif bir yakınlık duyuyor. Bu yakınlık da işte yazarın araya bir atraksiyon katacak, nereden yapacağını bilemediği için. Akşam bu babasının odasına gidiyor. Kapıyı bir açıyor. Babası ve stilisti sevişiyorlar. Bunu gördüğü zaman tabii bunun kafası yani kafa yanıyor. Diyor ki sen benim annemi 6 ay olmuş öleli hani ne çabuk unuttun bilmem ne falan annemi böyle nasıl yaparsın diye kaçıyor evden gidiyor hani o düşünceyle birlikte. Bu sahile gidiyor ıslanıyor mıslanıyor falan sahilde de karşısına Louis çıkıyor. Louis de dediğim gibi çok sevişken bir karakter ve kitabın en başında da zaten kızların uzak durduğu yanına yanaşmak istemediği biri. Orada işte Louis ve arkadaşları var. Buna ceketini veriyor. İşte bir parti var, istersen bizimle birlikte gel falan diyor ama bu vazgeçiyor, evine dönüyor. Tabii hasta oluyor falan. Üstünde kat kat giysilerle bilmem nelerle evde dururken Louis'yi arıyor. Diyor ki işte hani o parti neredeydi bilmem ne. Seninle birlikte gideceğim diyor. Eyvallah diyorum yine hadi neyse. Sonra Louis geliyor bunu alıyor taksiye biniyorlar. Bu salak orada diyor ki takside beni öp. Böyle ya sabır diyorsun tamam mı? Hani beni öp. Ne oluyoruz? Ondan sonra hadi öpmesi de dokunuyor tamam mı? O öptüğü zaman bir damlayı aradım ben yorum durağında. Dedim bu ne yapıyor? Şey değil yani. Alex değil. Alex'i geçtim ben. Deniz ne yapıyor? Yani yazar ne yapıyor? Neyin kafasına girmeye çalışıyor? Dedik konuştuk ettik bilmem ne falan kapattık okumaya devam ediyorum. Sonra bunlar gittiler Louis ile partiye. Bir anda bunlar hop böyle bir sevişme moduna girdiler. Hani lak diye. Sen o kadar zaman sevdiğin çocuğa kendini verme. Hani birlikte olma. Sonra git Louis'ye ver. İnsanın kanına dokunuyor. Uyuz oluyorsun, sinir oluyorsun ama bir yerde de hani böyle hani bazı kitaplarda vardır. Olaya sinir olursun, edersin falan okursun ama yine de güzeldir. Yani örneğin Fırsatçı'da ben Lea'ya uyuz olmuştum ama sonra Lea'yı okurken hani Lea'ya hak veriyorsun falan. Bu o tarz bir şey değil yani oradaki olay gibi değil. Yazar tamamen hani nereden bir şey giriştiririm, nereden bir şey olur falan diye verdirmiş, yardırmış ama hiç yani hiç hıva cıva. Neyse dedim bunlar birlikte oluyorlar. Bir değil yani ondan sonrasında her gün hemen hemen her gün gidip onunla Louis ile sevişmeye devam ediyor. Daha sonrasında tabii bazı olaylar oluyor ediyor falan. Bu Marsha'dan işte stilistten bir mektup geliyor. Hani kızın bir şeyleri anlaması lazım ya Deniz de bir yerden bağlayacak ya olayı. İşte Marsha'dan mektup geliyor. Mektubu açıyor okuyor falan diyor ki işte bazen insanlar kendilerinden beklenmeyecek hareketler yapar. Kız bunu okuduğu zaman bir anda aa evet diyor ya ben diyor bunları yapacak biri değildim ama işte umutsuz zamanımdı falandı feşmekandı. Öyle yaptım ben bunları diyor. Yani hani yersen. Daha sonrasında Rachel'la arasını düzeltiyor. Arkadaşlarıyla arasını toparlamaya çalışıyor. Çünkü Rachel'ın en yakın işte erkek arkadaşı Rachel'ın en yakın Rachel'ın erkek arkadaşı David'in en yakın arkadaşı. Hani ondan bir haber alabilir miyim falan tarzında. Tabii oradan bir haber gelmiyor. Sonra işte bu babasıyla böyle bir arasının düzelme olayı oluyor. Çünkü babası hafif bir hastalık geçiriyor. Bu karı o anda şeye dönüyor. Babamı da kaybedeceğim. Babam da ölecek, gidecek falan kafasına giriyor ve şey yapmaya başlıyor. Babacım babacım moduna giriyor. Sanki kitabın en başından beri babadan nefret eden, babayı köpekleyen kişi bu değil de başkasıymış gibi. Hatta şöyle bir cümle var. Ondan nefret etmek isterken o zaman dahi seviyordum falan ki yalan, külliyen yalan öyle bir şey yok. Yani babasını hiçbir şekilde sevmedi bu karı. Ama işte Deniz yani oradan bağlayayım falan yapmış.
Neyse diyorsun, ona da sineye çekiyorsun. Babasıyla hafif arası iyi olmaya başladığı zaman birbirleriyle bir şeyler paylaşmaya başlıyorlar. Babası diyor ki eğer çocukla ilgili kafanda şeyin varsa, özür dilemek istiyorsa mektup at. Hani mail yok çünkü. Tamam ama mektupla. Mektup yapıyor, yolluyor falan. Mektuba cevap gelmiyor. İyice şeye dönüşüyor bu tabii. Arkadaşları diyor ki hani sen ne düşünüyordun ki? O da annesini kaybetti. Sen de anneni kaybettin ama bir de sen onu bıraktın gittin. Çocuğa ikinci bir acı verdi. Deyince bu sefer karının bir aydınlanması başlıyor böyle. Diyor ki aa evet ya ben onu terk ettim. Hani biz ikimiz aynı acıları çektik ama ben bir de ona ekstradan böyle bir acı verdim diyor. Hep işte Deniz'in çabaları falan. Ondan sonra babası buna bir tatil önerisi sunuyor. O da babasıyla gidebilmek için tamam diyor. Kabul ediyor. Araları da düzeldi ya. İşte sonra bir bakıyor ki San Diego. Aa işte niye burayı seçtim falan. Babası diyor ki işte kızım bak ben annene hani olanlardan dolayı sana anlatıyorum ama bunları hiçbir zaman annene söyleyemeyeceğim. O öldü ama işte David ölü değil. Gidelim oraya istersen benimle birlikte tatil yaparsın. İstersen David'i içindekileri açarsın söylersin birebir olursun. Bunlar mektupla yapılacak şeyler falan değil diye. Bir öneride bulunuyor. Bu da kabul ediyor. Tamam diyor, gidiyor. Gidiyorlar San Diego'ya. Yine hiçbir şey yok falan. İşte orada bir atraksiyon yaşanıyor. Babasının sapık fanlarından bir tanesinin saldırısına uğruyorlar, ediyorlar falan. O da hava civa. Hiçbir şey çıkmıyor. Babası sonrasında iyileşiyor. Hastanedeyken David'den işte bir şey geliyor. Mesaj geliyor, iyi misin diye. Sonra işte bu onun okuluna gidiyor. Orada karşılaşıyorlar. David bana soğuk soğuk davranıyor. Böyle bir acınası halde. Hani beni affet, ben seni çok seviyorum falan. Sonra bunların arası düzeliyor ediyor falan. Bütün olay bu. Bak, 334 sayfa boyunca aşağı yukarı bu anlatılıyor. Olay bu. Hani orada barışıyorlar. Diğer kitaplarda onların ilişkilerini falan da inceleyecekmişiz ama ikinci kitap Sara hakkında. Yani ben karıya şöyle bir zamanda dayanabilmiş değilim. Koca bir kitap boyunca Sara'yı hiçbir şekilde okuyamam ki hani burada bir pilot bölümüm var. Giriş bölümünde yattığı hırsızlıktan dolayı yaşadığı gururu ve aa evet ben işte artık anneme ya da arkadaşlarıma mecbur değilim. Hırsızlık yaparak her şeyi yapabilirim. Güç bende tarzında bir hali var ki. Yani bunu okuduktan sonra o kitabı okuyamam. Nefessiz kaldım zaten bak bunu anlatırken dahi. Bitti yani bu seri de yazar da kitap da benim için tamamen bitmiş vaziyette. Kesinlikle devam etmeyeceğim ki ben hani serileri yarım bırakabilecek biri değilim. Eğer bırakabilseydim Gece Okulu serisini çoktan yarım bırakırdım. Gece Okulu'm lan. Var ya işte bu işaret, ihanet bilmem ne falan. Yani onu bırakırdım. Ona bile devam ediyorsam azıcık bir umut yakaladım diye. Yani diğer bütün kitapları okurum. Ama bu bu bitmiş vaziyette. Öyle. Bunlar yani böyle böyle şeyler yaşanıyor falan. Ben normalde hani dediğim gibi Pena yayınlarını çok severim ki yani ilk defa benim favorimdir. Seninle aynı şekilde. Travma sonrası aşk çarpması aynı şekilde. Hatta şu anda Zack ve Mia'yı okuyorum ki o da gayet güzel gidiyor ve iyi bir yorum gelecek onun hakkında. Dediğim gibi bu kitapları okuyun. Yani eğer benim gibiyseniz, benle aynı şeyleri düşünüyorsanız onları okuyun. Bu yeni yetişkin kitabı değil. Hiçbir şekilde değil. Genç yetişkin de değil. Çünkü biz genç yetişkinde Aynı Yıldızın Altında ya da John'un diğer kitaplarını okuduk ki muhteşem kitaplar. Yazılıyorsa gerçekten yazılıyor. Bu yani 16 yaşında olduğu iddia edilen insanların ama tamamen ergence, hani zevzekçe, şımarıkça yazılmış, şımarık tavırlarda bulunan insanların olduğu bir kitap. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Sevenlere saygı duyuyorum. Bu zaten benim tamamen bireysel fikrim. Ama eğer ben yani şununla ilgili herhangi bir yorumda hani herhangi bir yorum görseydim, herhangi bir benim gibi düşünen birinin fikrini almış olsaydım ya elimi dahi sürmezdim. Ama okumuş bulundum. Dediğim gibi kitaplığıma koyacağım ve benim en rezil kitabım olarak orada kalacak ki bunun öncesinde Öldüren Güzel diye bir kitap okumuştum ki onu da yayın evinden kendim isteyerek okumuştum ve yorumunda da bir puan vermiştim. Ya onu bitirdiğim zaman böyle yatakta kahkahalar atıyordum ben bunu nasıl okudum diye. O rezillik nişanesi olarak duruyordu. Bu ondan da beter. Umarım bundan daha kötü bir kitap okumam ki zannetmiyorum.
Gerçekten çok kötüydü. Yani bak 334 sayfa boyunca bunlar işlendi. Yani düşün. Bir kere sadece bunlara da takmış vaziyette değilim. Çünkü Deniz'in kalemi gerçekten çok kötü. Kurgulama şeyi çok kötü. İnsanları ya da karakterleri yapabilme olayı çok kötü. İnsanlar belli evrelerden geçer, belli şeylerden geçer, belli şeyler yaşar. Ona göre kendi kararlarını ya da yaşamını değiştirir. Ama bunda o tarz bir şey yok. Hani olsun bitsin bilmem ne olsun diye. Belki şu yaştaki insanların düşünceleri böyle olabilir. Belki genç okurlar bu kitabı beğenebilirler. 13-14 yaşındaki insanlar beğenebilirler. Ama yani 20'yi geçmişseniz dediğim gibi okumayın. Okumayın yani hiçbir şekilde okumayın. Gidin diğer pena kitaplarını okuyun. Ama bu kitaptan uzak durun. Dediğim yani en başında dediğim gibi Gülbin Hanım'dan Pena yayınlarına ve Karen'den çok özür diliyorum. Kesinlikle yayın evine karşı yapılmış bir şey değil bu. Sadece kitaba karşı yapılmış bir şey. Çok kötüydü. Hiç beğenmedim. Zamanım olmadığı için bu şekilde video görüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonra yine bu şekilde kamera karşısına geçer ve sizinle kitap yorumlarımı paylaşırım. İlk yayınım yani ilk videom eğer herhangi bir hatam olduysa lütfen kusuruma bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.